Bir son söz, hani bu konuyu kapatmadan Buyurun. önce belki şunu söyleyebiliriz. Şimdi Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir nitelik farkı olmadığını, sadece bir yaş farkı olduğunu konuştuk. Zaten aynı yolu yürümüşlerdi. Dolayısıyla hani yeni bir heyecan yaratmayacağı gibi CHP açısından, muhalefet açısından bir açılım da gerçekleştiremeyeceği şimdiden görülüyor. Hani işin bir de tabii hainlik, hançer kısmı var. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrusu orada söz konusu olan, özellikle Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nu haklı buluyorum bu söylediklerinde. Ama tabii tabanda büyük bir değişim isteği var, itirazlar var. CHP'nin oyunu artıramamış olmasının, parti olarak artıramamış olmasının, tabandan gelen tepkilerin genel merkez tarafından okunmamış, doğru okunmamış olması önemli. Şimdi az önce kim söyledi onu? Yusuf Bey ya da Mustafa Kartal söyledi. Tam hatırlayamıyorum ama arkadaşlarımızdan biri söylediler. Yani işte halkın özellikle PKK'ya gösterilen müsamahadan dolayı büyük bir tepkisi olduğunu, işte Türkiye'nin bekasını doğrudan ilgilendiren dış politika konularında CHP'nin düşman ülkenin politikasına yakın durması, işte tasfiye edilmiş, sınırların ötesine itilmiş, siyaseten, toplumsal olarak artık sindirilmiş, etkisi minimalize edilmiş terör örgütlerinin yarım kalmış tezlerini meclis kürsüsünden tekrar eden bir parti konumunda şu anda CHP. Ve tabii ki buna milletimiz bir cevap veriyor. CHP'nin kendi vatansever tabanı da buna bir cevap veriyor. Yani oy vermekten belki imtina etmiyor ama hani gerçekten böyle lanet olsun diyerek neredeyse gidip oy veren insanlar da var. Şimdi bu değişimin Özgür Özel'le olmayacağını şu kürsüde yaptığı bir Hamas terör örgütüdür açıklaması, bir diğeri de Selahattin Demirtaş'a selam çakmasından anlıyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun 25 yaş genç hali Özgür Özel. Bu değişim ne zaman olabilirdi? Yani CHP'nin HDP'lileşme sürecinin önüne ne zaman geçilebilirdi? 2018'de Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı ve aday oldu. Üstelik de adaylıktan önce de grup başkan vekiliyken, sonraki süreçlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu mütemadiyen eleştirmiş bir isimdi Muharrem İnce. Evet, alamadı, kurultaydan başkan çıkamadı. Ama orada bu Türkiye'nin kendi milli politikalarının dışına çıkışını, savrulmasını, artık HDP'leşmesine bir itiraz yöneltiyordu Muharrem İnce. Olmadı, delege sistemi sebebiyle olmadı. Nihayetinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi ama hani seçim sürecinde de doğrusu genel merkez tarafından baltalandığını hem kendisi söyledi hem gözlemleyenlerin tespitleri bu yönde. Benim de şahsen tespitim bu o yönde. En sonunda bir parti kurdu ama işte bakın aday yaptırılmadı, bezdirildi, geri çekilmek zorunda bırakıldı. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendi rakiplerini sindirme ve yok etme stratejisi işliyor. Özgür Özel'i de doğrusu sindirmeye değer dahi bulmadı Kemal Peki. Kılıçdaroğlu. Yani sonuç ne olacak bilmiyoruz ama CHP'de hiçbir şey değişmeyeceğini söyleyebiliriz bir son Peki. söz olarak. Teşekkür ediyorum. Şimdi